Evet sevgili dostlar, şu anda yukarı gergemedeyiz. Gerçekten çok güzel bir görüş sunan bünyamızın gerçek bir seyrangahı. Hemen karşıda Sarımsaklı Barajı'nı görebilirsiniz. Yine karşıda Kepez mevkiini görebiliriz. Ve tabii ki aşağı gergeme. Biliyorsunuz 1940'ların sonunda yukarı gergeme boşaltıldı ve aşağı gergeme kurulmuştu. Orası da yemyeşil bir vadi olarak karşımızda gözüküyor. Ve yine sağ tarafımızda Bünyan'da yapılan sanayi sitelerini görüyorsunuz ve yeni yapılan konutlarda büyük ölçüde bu mevkide yer alıyor. Evet, şimdi asıl derdimiz nedir? Asıl derdimiz görüyorsunuz bir taraftan da güzel bir rüzgarı olan, güzel bir havası olan yukarı gergemedeki evlerin durumunu da size şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, eski evlerimiz, tarihi evlerimiz. Çünkü Gergemen'in kendisi zaten tarihi bir yerleşim yeri. Evet, bu güzel tüf taşlardan, Bünyan'da kefek taş deniyor. Özellikle tüf taşlardan yapılmış ve kışın oldukça sıcak tutan, yazında serin tutan bu taşlardan yapılmış birbirinden değerli evler ve hatta şurada ileride görmüş olduğunuz yapı, hemen ikinci sırada görmüş olduğunuz yapı da Gergeme'de yapılan ikinci camidir. İnşallah biraz sonra oraya da intikal edebiliriz. Bu camimizi de size yakından gösterebiliriz. Evet, evler viran olmuş, gitmiş. Evet, üstadım aslında buraya bir şiir giderdi değil mi? Kimindi? Bayburtlu Zihni'nin miydi? Gitmiş, ıssız kalmış otağı. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş. Sakiler meclisten çekmiş ayağı. Evet. Sakiler meclisten çekmiş ayağı. Şu anda da gerçekten Gergeme'de bizler üstadın ifade ettiği cümleleri belki duydunuz. Biz de ayağımızı çekmişiz. Ama inşallah, inşallah gönlümüzden geçen şey odur ki bu bölge tekrardan ayağa kaldırılır, tekrardan yerleşime açılır, tarihi ve turistik değeri ortaya konur. Bunu bütün gönlümüzden dilemekteyiz. Çünkü burada bir tarih var, burada bir geçmiş var. Şu anda görüyorsunuz bahçelerin, o biz Bünyan'da buna gedene diyoruz. Gedene gedene aşağı doğru inen bahçeleri görüyorsunuz. Belki de Gergeme adına da kaynaklık eden yer burası. Bu bahçelerin bu yapısı da olabilir. Ve Koramaz Dağı'nın eteklerinde bulunuyor Gergeme. Böyle güzel bir burçta yer alıyor. Evet, ileride Koramaz Dağı'nda belki koyun sürülerini de görebileceksiniz. Hemen orada yukarıda Kızılhöyük'te görünüyor. Ve inşallah dileğimiz odur ki yukarı Gergeme gerek yeni yapılaşmalarla ve tarihi kimliğinin korunmasıyla, belki bir göğüs hastalıkları hastanesiyle, ne bileyim böyle sosyal tesislerin bulunduğu bir alan olarak da anılır. Burada çok güzel tarihte gördüğümüz bağ yerleri var. Hemen ileride bakın Koramaz Dağı'nın uzantısında o yolun devamında Memişin Bağları dedikleri yer. Bu Memişin Bağları da adını 19. yüzyılın büyük ozanı Gergemeli Memiş Hoca'dan alıyor. Ve gerçekten buraya gönül vermiş insanlar var. Tarihte de vardı, geçmişte de vardı, bugün de var. Ve buraya sahip çıkılması gerektiğini sık sık söylüyorlar. Biz de sizlere
Biz de sizlere bu canlı yayınımızda kısacık da olsa bu tarihi Gergeme yerleşiminin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunu anlatmaya devam edeceğiz de değişik konuklarımızla, dostlarımızla oturacağız, buluşacağız. Buralarda sohbetler gerçekleştireceğiz ki bu tarihi yerleşim hem gün yüzüne çıkarılsın hem de sevgili dostlar, buradaki kültürel doku belki ayağa kaldırılabilir ve bizim Gergeme'mizde bu adına layık bir şekilde turistik bir yer olur. Tabii ki burası tarihi Kapadokya'nın, özellikle Kayseri Kapadokya'sı denen bölgenin devamıdır. Koramaz Vadisi'nin uzantısı olan vadileri burada görebilirsiniz. Zaten bu yolun ilerisinde de şu görmüş olduğunuz, yani çimento fabrikası istikametindeki güzergahta da eski Kayseri yolu vardır ve oradan Ağrınas'a doğru bir geçiş söz konusudur. Daha önce onu da size ifade etme imkanı bulduk diye düşünüyorum. Evet, şimdi biraz sonra yeni sürprizlerle karşınızda olmak dileğiyle.